Türkiye'de sabaha devam ediyoruz. Stüdyomuzda da önemli bir ismi konuk ediyoruz bu sabah. Pakistan 69. Bağımsızlık gününü kutluyor ve bu kutlamalar çerçevesinde de Ankara'da birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi Soheil Mahmut stüdyomuzdaki konuğumuz. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki bağımsızlık gününüzü de kutluyoruz. And of course we would like to congratulate you on the occasion of your independence anniversary. Yes. Today, first of all, let me begin by öncelikle ben de müsaade ederseniz izleyicilerimize selam göndererek söze başlamak istiyorum. Bu fırsattan istifade ederek Türkiye'de yaşayan bütün Pakistanlılara da selamlarımızı buradan iletiyoruz. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Pakistanlılar için çok önemli bir gün. 1930 yılında Muhammed İkbal bizim kurucumuz, bizim alt kıtamızda yaşayan Müslümanlar için Pakistan'ı kurdu ve takip eden 7 yıl içerisinde de Muhammed Ali Cinnah'ın liderliği altında ülkemiz bağımsız ve egemen bir ülke haline geldi. Dolayısıyla her sene 14 Ağustos'ta biz bağımsızlık günümüzü kutlamaktayız ve bizden önceki nesillerin yapmış olduğu fedakarlıkları anıyoruz. Aynı zamanda Pakistan'ın evet, da Muhammed biz de, Ali biz de bir kez daha bu bağımsızlık gününü kutluyoruz. Ve de tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hemen dilerseniz etkinliklerle başlayalım. Bu kutlamalar dolayısıyla Ankara'da özellikle Pakistan'ın renklerinin gösterileceği bir fotoğraf sergisi olacak. Ve bu sergiyi özel kılan durum da aslında bu fotoğrafların Türkler tarafından çekilmiş olması. Dolayısıyla Türklerin gözünden Pakistan'ı göreceğiz. Ve size de soracağım, nasıl görünüyor Pakistan? Pakistan. Well, indeed, this is part of the celebrations that esasında, evet, Türkiye'deki kutlamalarımızın bir parçası bu. Bugün öğleden sonra bir seremoniyle başlayacak kutlamalarımız. Bu bayrağın göndere çekilmesiyle başlayacak. Ve Pakistanlı öğrenciler, Türkiye'de yaşayan, Ankara'da yaşayan Pakistanlı öğrenciler katılacak. Aynı zamanda Büyükelçilik ve Konsolosluk personelimiz ve aileleri bu törene katılacaklar. Biz bayrağımızı göndere çekeceğiz, milli marşımızı okuyacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın mesajlarını okuyacağız. Daha sonra özellikle çocukların kutlama yapacağı bir törene geçeceğiz. Ve daha sonra yine bugün fotoğraf sergimiz açılacak. Bu Pakistan'ın renkleri adını taşıyan bir sergi. Bununla alakalı özel konu da şu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir sergi. Türkiye'den 5 tane kıymetli fotoğrafçıyı Pakistan'a biz davet ettik. Pakistan'ın halkını, kültürünü görme fırsatı buldular ve oradaki hayatın renklerini, yaşanılan yerleri, Pakistan'daki gelenekleri, uygulamaları kendileri gördüler. Ve kendi gözlemci gözleriyle birlikte Pakistan'ın kimliğini, kültürünü, halkını bu fotoğraflarla yansıtmaya çalıştılar. Dolayısıyla evet, bu da bizi mutlu ediyor. Gerçekten renkli bir kültür aslında. Biz de gerek fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla, işte gerek bu tür hazırlamış olduğunuz tanıtım filmleri aracılığıyla o renkli kültüre tanıklık edebiliyoruz. Kaldı ki Türkiye ve Pakistan arasında işte tam da o bağımsızlık gününe den itibaren başlayan bir kardeşlik ve dostluk ilişkisi de var. Bu anlamda iki ülke ilişkileri de birbirine oldukça yakın ve sıcak bir şekilde ilerliyor. Bu konuyla ilgili de düşüncelerinizi almak isterim açıkçası. Hem o kültürel etkileşimin nasıl olduğu ya da nasıl olabileceği noktasında da.
Gerçekten çok haklısınız. Pakistan ve Türkiye'nin çok yakın, dostane, kardeşçe ilişkileri var. Ve bu yüzyıllar öncesine dayanıyor. Ve ardı ardına gelen bütün nesiller boyunca biz bu karşılıklı güven ve karşılıklı etkileşimi hep derinleştirdik, hep artırdık. Her iki ülkenin halkı da her zaman zor zamanlarda birbirlerinin yanlarında oldular. Ve Türkiye'de iki devlet tek millet anlayışı vardır. İşte bu noktadan hareket ederek her iki ülkenin liderleri de defalarca bir araya geldiler ve her alanda bu ilişkileri geliştirmeye çalıştılar. Ve bugünlerde bizim odaklandığımız ana nokta ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek. Dolayısıyla bizim ekonomik işbirliğini, ikili ticareti ve yatırımların artırılmasını amaçlayan faaliyetlerimiz var. Serbest ticaret anlaşması müzakereleri yapılmakta ve bununla birlikte iki ülke arasında ekonomi ilişkilerin çok güçlü hale getirilmesi öngörülüyor. Tabii ki bunların yanında iki ülke arasında kültürel ilişkiler de had safhada. Gerçekten çok fazla ortak noktamız var. Ortak bir kadere bağlıyız, ortak bir tarihimiz var, kültürel unsurlarımız ortak. Ve her zaman için geçmişte ve şimdi hep birlikte yaşama geleneğimiz olmuş. Pakistanlı öğrenciler Türkiye'de eğitim görmekteler. Ankara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde, Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde birçok Pakistanlı öğrenci var ve şu anda Türkiye'de Urducan'ın da 100. yılını kutluyoruz. İnsanlar arasındaki etkileşim ve paylaşım da gerçekten çok iyi. Sergiler vasıtasıyla yine sanatsal yarışmalar ve benzer etkinlikler vasıtasıyla mesela Konya'daki liselerde düzenlenen sanat yarışmaları vardı. Bunlarla birlikte ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Lise öğrencileri de bu kültürel işbirliğinin, kültürel paylaşımın artırılması için çalışıyorlar ve biz yeni nesillere bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu, bütün bu ilişkiler peki şunu da merak ediyorum aynı zamanda iki ülkenin birbirine gidiş gelişini nasıl etkiliyor? Yani bir turizm, Türkiye'den Pakistan'a seyahate gidenler ya da Pakistan'dan Türkiye'ye seyahat etmeye gelenler son yıllarda bir artış var mı? Ya da iki ülkenin ortak projeleri var mı? Bu turizmi de canlandırmak için. Evet, kesinlikle her iki ülkeden birbirini ziyaret eden insanların sayısı gerçekten artıyor. Biz de zaten bu bağlantısallığı artırmak için çalışıyoruz. İstanbul'dan Karaçi'ye doğrudan uçuşlar var. Ve yakında da İslamabad'a da direkt uçuşlar başlayacak diye umuyoruz. İstanbul bildiğiniz gibi muhteşem bir turist destinasyonu. İster Pakistan'dan gelsin, ister bizim o taraftaki bölgenin diğer ülkelerinden gelsin. Ve Türkiye'den de insanlar Pakistan'ın doğal güzelliklerinin farkına varmış durumdalar. İnsanlar Pakistan'ı ziyaret etmek istiyorlar çünkü bir sanat tarihi var, bir mimari tarihi var Pakistan'da. Turizm açısından bundan önemli şeyler. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sayın Tunç Findek, Türkiye'nin büyükelçilerinden, kendisi Pakistan'daki en yüksek ikinci zirveye çıktı ve çok güzel fotoğraflar çekti orada.
ve bizim bu akşam açacağımız fotoğraf sergisinde onun çalışmalarını da görebileceğiz. Diğer fotoğrafçılarımızın fotoğrafları da orada sergilenecek ve Türkiye'den daha fazla insan bunları görecek ve ziyaret amaçlı olarak Pakistan'a gelmelerine vesile olacak. Hemen o isimleri aslında burada belki söyleyebiliriz. Veli Uçmaz, Ahmet Erkan Yiğit Sözlü, Tunç Fındık, sizin de belirttiğiniz gibi Fethi Ethem ve Mehmet Okutan'ın katılacağı sergi ve fotoğraf sanatçılarının Pakistan'da kaldıkları süre içinde Pakistan'ın doğal güzelliklerini, o coşkusunu, kültürünü, o renkli fotoğrafları yansıttıkları bir yüz fotoğraftan oluşan bir sergi bugün Ankara'da, Kızılay'da, metrodaki o sergi alanında açılmış olacak. Bütün ilgilenenler, merak edenler ve Pakistan'ı görmek isteyenleri de bu vesileyle bir kez de daha oraya davet edelim, bu çağrımızı yineleyelim. Pakistan'ın renkleri diyoruz. Türklerin gözüyle Pakistan nasıl renkli görünüyor? Bunları konuştuk sizinle ama bir de şunu da merak ediyorum. Sizin gözünüzden Türkiye nasıl görünüyor? Ankara'ya çünkü siz de yeni geldiniz bildiğim kadarıyla yakın bir zamanda. Siz nasıl buldunuz Türkiye'yi ve özel olarak da Ankara'yı? Well, great question. Gerçekten çok güzel bir soru. I came this time. Mart ayında geldim bu sene ve bu benim Türkiye'deki ikinci görevim. 91'den 94 yılına kadar da ben burada görev yapmıştım. 94 yılının Aralık ayında ayrılmıştım. Neredeyse 20 senenin üzerinde zaman oldu ve bambaşka bir ülke buldum bu sefer döndüğümde. Çok daha aktif, özellikle de sosyal yaşam anlamında çok daha aktif bir ülkeyle karşılaştım ve elbette ki Türkiye'nin bölgedeki rolü ve dünyanın genelindeki rolü değişiyor ve artıyor. Kişisel bakış açımdan baktığım zaman Türkiye'de olmak, Ankara'da olmak benim için gerçekten müthiş bir deneyim. Ve Pakistan'dan gelen herkes için de bir mutluluk esasında. Bir kez esasında daha hoş geldiniz diyelim. Once again. Görevinizde de tekrar bu süre içerisinde başarılar diliyoruz. Elbette iki ülkenin çok yakın geçmişe dayanan ikili ilişkileri var. Biz tabii şimdi burada sadece kültürel boyutunu ve bu bağımsızlık günü dolayısıyla da bu iki ülke arasındaki hem kültürel hem sosyal alışverişleri konuşuyoruz. Ama elbette hem siyaset arenasında hem coğrafi olarak baktığımızda bölgedeki konumu açısından da İki ülkenin birbiriyle olan ilişkileri son derece de önemli. Dünya siyasetinde de bu ikili ilişkiler büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonrasına dair de bir projeksiyon istesek sizden neler söylemek istersiniz? Hem aslında ekonomi, ticaret, siyaset alanında iki ülke dostluğu devam edecektir şüphesiz. Well, first of all, thank you for your good wishes. Öncelikle bu güzel dilekleriniz için ben teşekkür ediyorum. İkincisi, bu ilişki daha önce de söylemiş olduğum gibi çok sağlam temellere dayanmakta. Ortak deneyimlerimiz var ve ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Türkiye ve Pakistan halkı hep iç içe geçmiş, aynı kaderi paylaşan halklardır. Güzel zamanlarda ve tabii ki kötü günlerde de birbirimize her zaman destek olmuşuzdur. Ve az önce de belirttiğim gibi odaklandığımız nokta şu anda ekonomik işbirliğimizi çok daha üst düzeye çıkarabilmek. Şunu da söylemek lazım. Hem Türkiye hem de Pakistan gerçekten dünyanın çok önemli noktalarında bulunmaktalar. Öncelikle çok zorlu bir siyasi ortamdan
geçiyoruz şu anda. Güvenlik ve istikrar çok önemli bizler için. Türkiye ve Pakistan birçok kıtanın geçiş noktasında ve dünyanın birçok bölgesini birbirine bağlayan noktalarda bulunmakta. Ekonomik entegrasyon ve bağlantısallık bu noktada öne çıkmakta. 1960'larda RCD içerisinde, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Örgütü içerisinde birbirimizle ortaklık yapıyorduk. Ve ondan sonraki dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde de birlikte çalışmaktayız. Ekonomiye, ticarete ve uluslararası iş ortaklıklarına odaklanmış birçok grup içerisinde birlikte çalışıyoruz. Tabii ki hem bölgedeki siyasi gelişmeler açısından da ekonomik gelişmeler önemli bir noktada. Stratejik bir ortaklıktır aramızdaki ve bütün boyutlarda bu geliştirilmelidir. Ve bizim çabamız da bu ortak ilişkilerimizi ve iş dünyamız arasındaki karşılıklı ilişkilerimizi artırabilmek, bağları güçlendirmek. Geleceği de bu noktada görüyorum zaten. Stratejik ortaklık bütün alanlara yayılacak. Evet, elbette devlet yöneticileri bu anlamda bu bağları devam ettirirken iki halk da birbiriyle bu kültürel alışverişini, bu sosyal alışverişini, işte öğrenciler Türkiye'ye geliyorlar, buradan Pakistan'a gidiyorlar, bu dostluk bağlarını devam ettirecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bağımsızlık gününüzü bir kez daha kutluyoruz ve bu serginin de 21 Ağustos'a kadar Ankara'da devam edeceğini hatırlatalım izleyiciler. Aynı zamanda Levent Öztürk tarafından da hazırlanan bir mini belgesel de yayınlanacak. Levent Öztürk'ün adını geçmeden edemeyeceğim. Kendisi de uzun yıllar İslamabad'da TRT'nin temsilciliğini yapmış bir arkadaşımız. Eminiz ki çok da başarılı bir belgesele imza atmıştır. Görmek isteyenler için Ankara'da Kızılay Metrosu bu serginin ve belgeselin yayınlanacağı yer olacak. Adresi bu şekilde olacak. Bir kez daha Sohail Mahmut'a, Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi'ne yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz ve dostluğun, kardeşliğin devam etmesini diliyoruz. Son sözünüzü de alalım böylece. Ben de çok teşekkür ediyorum bir kez daha bana bu fırsatı verdiğiniz için ve güzel dilekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bağımsızlık günümüzü kutladığınız için de teşekkür ediyorum. Kişisel olarak da TRT olarak da sizlere teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ve bu fotoğraf sergisi noktasında yapmış olduğunuz davetten dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Biz önümüzdeki 7 gün bu sergiye devam edeceğiz. Pakistan'ın renkleri, Türklerin gözünden Pakistan'ın renkleri yayınlanacak. Ve Pakistan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Dünyadaki istikrara kendini adamış iki ülkedir. Yaşam standartlarını ve kalkınmasını artırmaya çalışan iki ülkedir. Bu bağlamda Türkiye ve Pakistan'daki herkesin oynayacak bir rolü vardır. İster hükümet içerisinde olsun, ister sivil toplum içerisinde olsun, ister iş dünyasında, isterse sokaktaki halkta. Dolayısıyla bu kardeşlik, bu ortaklık daha da güçlensin diyorum ve mümkün olduğu kadar da uzun sürsün diyorum. Yaşasın Pak Türkiye kardeşliği. Thank you very much. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bu dilekleri paylaşıyoruz sizlerle.